nevi lasi yemalar dört her şeyin sureti maddiyesinde kudreti rabbani ustadır kader mühendistir sureti maniyesinde ise kader mistardır yani teşekkülatın çizgilerini çizer kudret mastardır yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkülat kudretten sudur eder kainatta her şeyin iki yüzü vardır biri manevi sureti diğeri ise maddi suretidir manevi sureti kaderde takdir edilmiş olan plan ve program yönüdür. Eşyanın bu yüzüne ve cephesine ne yazılmış ve ne takdir edilmiş ise işler ona göre yaratılıyor. Bu yüzde hükmeden Allah'ın ilmi ezelisidir. İlim mühendis gibi çizer, plan ve program yapar. Eşyanın ikinci yüzü olan maddi sureti ise kader ve ilimle çizilen plan ve programın kudret sıfatıyla hayata ve harice tatbik edilişidir. Kudret kaderde ne yazılmış ise ona göre işler ona göre tatbik eder kader eşyanın mistarı yani çizilen. Eşyanın mistarı yani çizen ve planlayıcısı kudret ise mastarı yani çizilen ve planlanan şeyleri uygulayanı ve eyleme geçirendir. Kader eşyanın manevi suretinde hakimdir. Kudret ise eşyanın maddi suretinde hakimdir. Kader mühendis gibi eşyanın manevi suretinde plan ve proje yapar. Kudret ise eşyanın maddi suretinde usta gibi projeyi ve planı hayata geçirir ve tatbik eder. Bir binanın mühendis tarafından çizilen projesi kadere projenin bina olarak yapılması ise kudretin yaratmasına misaldir. Mesela bir binanın kalıbı odaları ve temeli binanın maddi yönü ve şeklidir. O binanın Plan ve projesi ise mukadderatı ve makulesidir yani işin suret ve şekli maddi aleme bakar. Burada kudret sıfatı hükmeder, takdir ve makule olan kısmı ise kadere bakar. Burada ise ilim sıfatı hükmeder. Mesela insan bir şeyi önce akıl ve zihninde tasarlar ve plan haline getirir. Sonra da o plan ve tasarıyı eylem ve amele döker. İşte her şeyin maddi suret ve kalıbı eylem ve ameldir tatbik edilmiş şeklidir. Onların plan ve tasarı hali de makulet ve takdirattır. Yani Allah'ın ezeli ilmindeki tasarım ve plan halidir. Tabiatçılar her şeyin maddi, suret ve kalıbına dikkat kesildikleri için işin makule yani plan yönünü görmüyorlar. Bu yüzden her şeyi ya tabiata ya da tesadüfe havale ediyorlar. Mesela insanın vücudunun maddi şekli ve sureti olduğu gibi ruhunun, hayalinin ve aklının da kendilerine ait varlıkları ve onlara münasip mahiyetleri, keyfiyetleri ve özellikleri de vardır. Yani nasıl ki Cenab-ı Hak maddeyi planlı, programlı, ölçülü, semereli, hikmetli yarattığı gibi manevi olan şeyleri de ölçülü, hikmetli, maslahatlı ve düzenli bir şekilde yaratmıştır. Elbette bülbül ile devenin arasında ne kadar maddi açıdan fark var ise manevi şekilleri olan ruhları arasında da daha fazla farklılığın olması icap eder. Öyle ise nasıl ki her bir mahlukun maddi vücudu ve şekli hayatına ve vazifelerine en muvafık şekilde tanzim, tertip, takdir edilerek yani bir planla, programla yapılmış ise bunların maneviyatları olan ve şekli manevisi dediğimiz ruhları ve mahiyetleri de bedenleri gibi planlı, programlı ve hikmetle takdir ve teşkil edilmiştir. Buradan şu mana çıkıyor. Allah'ın kaderi ilmi bir program olarak mahlukatın temelidir ve her tarafı istisnasız ihata etmiştir. Onsuz hiçbir şey vücuda gelmez ve intizamlı olamaz. Ayrıca kudret ise bu manevi plan ve program üzerine Allah'ın iradesiyle varlığı ve olmayı meydana getirir. İşte meseleye bu açıdan bakar ise kader her şeyin ölçüsünü, miktarını, tensibini manevi program olarak ortaya koyar. Bu kadere biz Allah'ın ilminin bir çeşit ünvanı diyoruz. Kudret ise kuvvetin iradi ile beraber kullanımı olup bu ilahi kudret kaderle çizilen ilahi program üzerine mahlukatı halk eder, inşa eder ve yokluğun karanlığından varlık alemine getirir. İşte kaderin yaptığı işe cetvel anlamına mister denir. Kudret mahlukatı yaratıp meydana getirdiğinden yaptığı işe ve muameleye çıkan yer ve kaynak anlamına mastar denir. Her şeyin sureti maddiyesinde kudreti Rabbani ustadır, kader mühendistir. Sureti maneviyesinde ise kader mistardır yani teşekküratın çizgilerini çizer. Kudret mastardır yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkürat. Binaenaleyh her şeyin sureti maddiyesinde kudreti Rabbani ustadır, kader mühendistir. Sureti Maneviyesinde ise kader misterdir. Yani teşekkülatın çizgilerini çizer kudret mastardır. Yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkülat kudretten sudur eder. Bu iki cümle arasındaki en belirgin fark birisinde usta ile mühendis benzetmesinin kullanılması. ikincisinde ise mister ile mastarın kullanılmasıdır. Mister kelime olarak yazının güzelliğine, düzgünlüğüne ve yazı yazarken satırları doğru gösterebilmek için lazım olan çizgileri çizmeye yarayan alet anlamına gelir. Cetvel burada mister benzetmesi e, kaderi dolayısıyla Allah'ın ilim sıfatını temsil ediyor. Mastar ise fiil ve eylemin sudur ettiği çıktığı menba ve kaynak demektir ki bu benzetmede ilahi kudreti temsil etmektedir. Diğer bir fark ise ilk cümlede suret ve kudret öne alınırken ikinci cümlede siret ve ilim öne alınmaktadır. Dıştan içe bakıldığında İlk göze gözüken şey suret ve kudret iken içten dışa bakıldığında ise önce siret ve ilim sonra suret ve kudret göze görünüyor. Sureti maddi dış, sureti manevi ise iç oluyor.